Comic City'den herkese merhabalar. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya ile beraberiz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Son dönemde biraz marka mı fason mı tartışmaları var. Biraz aslında buradan başlamak istiyorum. Doğru mu bu tartışmayı yapmak yoksa aslında fasonculuğun da kötü bir yanı yok? Bugün için baktığınız zaman 700 bine yakın hazır giyim, bir 400 bin civarında tekstil çalışanımız, 1.1 milyon kişi çalışan istihdam sayımız var tekstil ve hazır giyim olarak. Marka olmadan önce ilk önce bir üretici kimliğiniz olması lazım. Temeller oturuyor. Bu temellerin üzerine kurduğumuz, inşa ettiğimiz bir sektörümüz var. Ama bu özellikle gelişen, değişen, dönüşen sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüz de değişiyor ve dönüşüyor. Eskiden marka olabilmek için bir isminiz ve fiziksel mağazalarınız olması gerekiyordu. Şimdi artık akşamdan sabaha mağaza yerine bir markanız olabiliyor. Herhangi bir pazar yerinde, online platformda bir sistem kurarak bir marka olabiliyorsunuz. Markadan önce marka üretim yerlerimiz, marka üretim tesislerimizin olması gerekiyor. Hep ne diyoruz? İşte batıda tasarım, koleksiyon, ofislerimiz olsun, Anadolu'da üretim gücümüz olsun. Ben hep söylemim şöyle, adet ve ciro peşindense daha çok değer peşinde koşmamız gerekiyor. Başkanım, hazır giyimde siparişler ne durumda? Sipariş akıyor mu yoksa kesildi mi? Açıkçası son birkaç aydır moralimiz iyi. Özellikle Şubat ayından bu yana hem Avrupa'da hem de Amerika'da müşterilerimiz çok ciddi şekilde Türkiye'yi ziyaret ediyor. Hızlı moda temsilcileri değil ama daha online sokak mağazacılıkları dediğimiz markaların Türkiye'ye gelmesiyle beraber birkaç aydır ciddi bir takım yükselişler var. Bunun da hem üretimlerde hem kapasite doluklarında önümüzdeki aylarda daha çok hissedeceğiz. Çok ciddi bir istihdam kaybı yaşamıştık geçen süreçte. 200 binlerden söz ediliyordu. Evet. Bu kayıplar telafi edilir mi? Hangi illerde işçiler tekrar geri alınır yoksa alınmaz mı? Tabii bunun birkaç tane sebebi var. Bir, hem talebin düşmesi hem ciroların düşmesiyle beraber kapasitelerimiz daraldı. Bu kapasitelerin daralmasıyla beraber biliyorsunuz bizim sektörümüz aynı zamanda emek yoğun bir sektör. Bunun neticesinde biraz istihdam kaybına yol açtı. Ben bu konuda bundan sonra istihdam konusunda daha eksi bir istihdama sahip olacağımızı düşünmüyorum. Bu mevcut istihdam sayılarını koruyacağımızı düşünüyorum. Hatta yılın son çeyreğinde, ikinci döneminde biraz da istihdam artışımızda artı pozitife doğru geçebiliriz. Bunlar hangi iller itibariyle olur? Yani tabii ki bu istihdam çıkışı sadece kapasite kayıplarından değil. Biliyorsunuz bir yılı geçti aşağı yukarı 14 ay oldu deprem bölgesinde. Bizim üretimimizin %10'u deprem bölgesindeydi. Oradaki yaşanılan depremle beraber, depremden kaynaklı göçle beraber orada bir istihdam çıkışları oldu. Burada güzellik olan şu var, istihdam çıkışı oldu ama bu istihdam çıkışı insanlar farklı sektörlere girişler yaptılar. Özellikle deprem bölgelerinde tabii ciddi inşaat yapılanması var. Bu konuda çok çalışmalar var. Göçün etkisi de tabii ki var. Son dönemde işte kurun maalesef enflasyonun altında seyrettiği görülüyor. Bu konuda hazır giyim sektörünün talepleri nelerdir? Özellikle ülkemizde son iki yıldır biliyorsunuz iki kere ara zamlarla beraber işçilikle fiyatlarımız arttı. Ekonomideki sıkı para politikasıyla beraber işçilik ve maliyet artışlarımız tabii ki enflasyonun üzerine çıkmış oldu. Burada en önemli parametre tabii biraz önce de söylediğiniz gibi dövizin durumu, kur dengesi. Kur enflasyonun altında kaldığından dolayı aynı zamanda işçilik maliyetlerimizden dolayı fiyatlarımız tabii ki pahalı gelmeye başladı. Geçmiş 15 yılımıza döndüğümüz zaman 400-450 dolar brüt maliyetler bugün neredeyse ortalama 1000 dolar maliyetlere dönmüş olduk. Rekabet ettiğimiz ülkelere baktığımız zaman 150-250 dolar arasında rakamlar var brüt. Neredeyse dörtte bir olan maliyetlerimiz var. Bu sebepten dolayı diyorum biz değişip ve dönüşmemiz gerekiyor. Hem ürün çeşitliği anlamında hem pazar çeşitliği anlamında daha değerli hem daha katma değerli mallar yaparak. Çünkü sektörü şöyle bir eleştiri var. Sektör 1000 dolara çıktı maliyetler denince Mısır gibi 150-200 dolara mı insan çalıştıracaksınız? Aksine biz belki 1000 doların yerine önümüzdeki dönem belki 1200-1500 dolara insanlarımızı çalıştıracağız ama değer yaratmış olacağız. Bu değerlerle oluşturacağımız katma değerlerle zaten o oluşan maliyetlerin karşılığını ödemiş olmuş olacağız. Siz burada kaç çeşit ürün üretiyorsunuz? Hangi firmaları üretiyorsunuz? Şimdi biz kendimiz firma olarak özellikle Avrupa ve Amerika'da bilinen markalara burada üretim yapıyoruz. Biz markaların aslında üretim markasıyız. Biz de bir üretici markası olarak. Ama ben özellikle 2030 yılına kadar ve 2030 yılından sonra Türkiye'den çok ciddi markaların çıkacağına inanıyorum. Yani biz özellikle Avrupa'da ve Amerika'da bilinen markalar, işte Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Ralph Lauren, Lacoste gibi, Massimo Dutti, Armani gibi markalara üretim yapıyoruz. Sektörde en çok hangi kademede insan gücüne ihtiyaç duyuyor? Evet, sektöre baktığınız zaman bir taraftan istihdam çıkışlarını görüyoruz, hissediyoruz ama bir taraftan da işe alımlar devam ediyor. Özellikle tasarım, koleksiyon, Ar-Ge, dijital platformlar kısmında çok ciddi iş insanlarına ihtiyacımız var. Burada niteliğe ihtiyacımız var. Burada tasarım ve koleksiyon kısmında ve teknoloji kısmında ciddi iş insanlarına ihtiyacımız oluyor. Bir tişörtün, basic bir tişörtün
Maliyeti ne kadar? Logolu ürün ne kadar? Logosuz ürün ne kadar? Logonun getirdiği katma değer ne kadar? Son zamanlarda özellikle tüketiciler çok fazla logolu ürünler istemiyorlar. Daha basic, daha simple, daha sade ürünler istiyorlar. Bazen 1 liralık ürünü 5 liraya da alabilirsiniz, 15 liraya da alabilirsiniz. Bu tamamen üzerindeki marka ile ilgili olan. Şöyle bakmak lazım. Türkiye'nin hazır giyimdeki kilogram fiyatı ortalama 16 dolar. Bir tişörtün de 5'te 1, 4'te 1 olduğunu düşünürsek, örnek veriyorum, burada 4-5 dolar olarak tişörtü baz fiyatı baz alabiliriz.